Düzce'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşinin 14 yaşındaki oğlunu kaçırdığı iddiasıyla aracın önüne atlamış ve kaputun üzerinde kilometrelerce gitmişti. Kameraların karşısına geçen taraflar birbirlerini suçladı. Son sözü ise kaçırıldığı iddia edilen çocukları söyledi. ...17 yıllık eşim beni öldürmeye kalktı. Ne kadar gittiğini bilmiyorum. Bu olay baştan aşağıya tamamen asılsız ve yalandır. Ben cani baba değilim. Çocuğum kaçırılıyor diyerek boşanma aşamasındaki eşinin aracının üzerine atlamış... ...kilometrelerce kaput üzerinde gitmişti. İki tarafta birbirini suçladı. Arabanın üstünde kaputa kendimi atmak zorunda kaldım. Araba üstüme sürünce. Ara sokaklarda birkaç defa durmama rağmen... İn diye indiremedik. Boşanma aşamasındaki Şentürk çiftinin büyük oğlu babasıyla İstanbul'da yaşıyordu. 14 yaşındaki genç kardeşleriyle görüşmek için Düzce'ye gitmişti. İşte ne olduysa o anda oldu. Kardeşlerimi özlediğim için kardeşlerimi görmek istedim. Babam da beni bıraktı. Oğlum beni aradı. Dedi ki baba kapıyı üstüme kilitlediler. Genç adam kapıyı açıp dışarı çıkmayı başardı. Hemen babasının aracına koştu. Annesi de arkasındaydı. Çocuğum kaçırılıyor diye oğlunun peşinden gelerek kendini kaputun üstüne atıp bütün mahalleyi ayağa kaldırıp bana bir kurulan komple bu. Hızla aracı sağa sola çevirip direksiyonu. Beni düşürmeye çalıştık. Kaputtan indiremedik. Yalvardım. Daha önceki gibi yapma. Arkamızda 6 araba bizi yaklaşık 11-12 kilometre taciz ettiler. İddia o ki 43 yaşındaki kadın 40 kilometre kaput üzerinde gitti. Ali Osman Şentürk ise takip edildiği için duramadığını söyledi. Can güvenliğimizin olmadığını, peşimizde 30 kişinin olduğunu, emniyet güçlerinden yardım talep ettim. Polisi görünce durur gibi yaptı ama... Ben indiğim gibi gene bastım. Ve kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki genç son sözü o söyledi. Benim hakkımda kaçırıldığım söylenmiş ama ben kaçırılmadım. Çocuk İstanbul'da okuyor, benim yanımda okuyor ve ben kızlarıma ulaşamıyorum 3 senedir.